Bültenimize başlarken, yani gündem özele başlarken konu başlıklarımız vardı. Bu başlıklardan bir tanesi de yine AKP'den çok tartışılacak bir adım daha demiştik. Köprüler ve otoyollara bütçeden ne kadar para ayrılacağı gittiği artık öğrenilemeyecek demiştik. Meclisten geçecek yasalaşan torba kanun teklifiyle bütçede fonksiyonel sınıflandırma tablosu kaldırıldı. İktidarın otoyol, köprü ve hastane gibi büyük projelere ne kadar harcama yaptığını biz bundan sonra öğrenemeyeceğiz demiştik değerli izleyenler. Konuyla ilgili Skype hattımızda, yayınımızda Bülent Kuşoğlu var efendim. CHP Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Ankara Milletvekili. Sayın Kuşoğlu, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi günler, kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Haberimizi verdik. Aslında Türkiye'nin şu geçtiği süreçte öncelikli mi? Önce onu soracağım size. Yani çok mu önemli bir yasaydı bu, gündeme alınması gereken? Ya da bir şekilde insanlar bu karmaşık dönemlerde bu yasaları kendi fikirlerine ve kendi uygunluğuna göre mi uyduruyor? Yasa geçerse ne olur? Sözü size bırakıyorum. Şimdi dediniz ya, çok güzel bir soru oldu. Çok mu öncelikliydi? Yani bütçeden önce meclis açılır açılmaz böyle bir yasanın çıkması. Tam tersine bir yasa gerekiyordu, biliyor musunuz? Evet. Tam tersine bir yasa gerekiyordu. Çünkü mali saydamlığın daha fazla oluşması lazım. Bütçe hakkının daha iyi teslim edilmesi ve denetimin daha iyi yapılması lazım. Ya düşünebiliyor musunuz? 1 trilyon, yani bu eski parayla değil, yeni parayla 1 trilyon 346 bin bu senenin bütçesi. 1 trilyon 346 milyar. Şimdi bu paranın kim tarafından nasıl harcandığı, usulüne göre harcanıp harcanmadığı, bu çok önemli bir konu. Vatandaştan toplanıyor. Yani şu anda elektriğiniz yanıyorsa, suyunuz akıyorsa bunun üzerinden vergi ödüyorsunuz. Hepimiz ödüyoruz. Buradan toplanan paraların nasıl harcandığıyla ilgili bir konu. Evet. Daha şeffaf olması gerekir. 2003 yılında çıkan bir kanun var. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu. Eylül Hanım, bu kanun daha fazla şeffaf olmasını istiyor. Anayasamızda aynı şekilde yapılan işlemlerin. Tam tersine tuttular, geriye dönüş yaptılar. Şeffaflık yerine karartmayı getirdiler. Yani böyle bir gariplik var. Şimdi bütçe rakamlarına bakın, 2021'in ya da 2020'nin ya da bu sene denetleyeceğimiz 2019 yılını da denetleyeceğiz bu sene. Bu rakamlara bakın, yazıktır günahtır, bunlar hepimizin kuruş kuruş verdiği şeylerle, vergilerle oluşuyor. Bu paranın nasıl harcandığının hesabını sormaz mı insan? Bunun sorulması lazım. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki görevi vardı. Bir tanesi yasa yapmak, diğeri denetim. İşte bu paranın nasıl harcandığını denetlemek, bu kamu kuruluşlarının nasıl çalıştığını denetlemek. Bu kadar basit. Peki geçerse yasa, yani geçecek ve biz bu paraların nereye gittiğini bilmeyeceğiz. Hemen geçti. Evet, yani kanunlaşırsa. Şöyle oldu, Perşembe gecesi, geçen hafta Perşembe gecesi çalışmaya başlandı. Cuma günü ilk saatlerde bitti, gece yani. Peki. Gecenin 1:30'unda. Ve alelacele resmi gazetede, mükerrer resmi gazetede Cuma günü kanun çıktı. Cumartesi de bütçenin gelmesinin son günüydü. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Cuma günü çıkmış bir kanun, mükerrer resmi gazetede yayınlanmış bir kanun, bütçede değişiklik getiriyor ve bütçe 6 aydan beri aslında hazırlanıyor ama o değişikliğe göre maalesef bütçe geliyor bu sene. Yani şöyle demişler, nasıl meclisten çıkar mı, çıkarırız biz. Yani meclisin iradesine ipotek konmuş. Ha, ya zaten bu meclisten hazırlıklar... çıkmaz bu sene değil de gelecek sene çıkaralım bu kanunu dememişler. Zaten hazırlıklar yapılmış. Sayın Kuşoğlu çok tabii. Önemli bir noktaya değindiniz. Yani zaten her şey yapılmış. Formaliteden gelmiş. Altyapı hazırmış. Evet. Hazır. Ve dememişler ki ya bu mecliste 600 milletvekili var. Bunların iradesi var. Belki çıkmaz. Biz 2021 bütçesini eski mevzuata göre yapalım. Bir sonraki yılı artık bu değişikliğe göre yapalım dememişler. Bakın bunu bile dememişler. Hem kötü bir kanun çıkarıyorlar. Geriye dönüş kanunu çıkarıyorlar. Olumsuz bir kanun çıkarıyorlar. Hem de demiyorlar ki
bunu belki çıkaramayız, gelecek seneye kalsın. Onu da demiyorlar. Nasıl çıkar diyorlar. Bu kadar eminler kendi AKP gruplarından, milletvekillerinin irade göstermeyeceğinden maalesef. Tam tersi bir yasa olması gerekiyor demiştiniz Sayın Kuşoğlu. Aklıma hemen İsveç'teki meşhur Mona Sahlin davası geldi. Dava artık o isimle anıldığı için söylemekte sakınca yok. Toblerone davası olarak geçti. Yani devletin verdiği kredi kartıyla bir çikolata alan vekilin hayır deyip gidip yanlışlıkla verdim kartı deyip bunu bütün mal varlığına dahil olmak üzere her şeyle dava açtı. Şeffaf tarihe damga vurdu, siyasi ahlak olarak geçti. Şimdi biz bu yöne gitmemiz gerekirken, özellikle herkesin yürütmesi gereken politika bu olması gerekirken, tam tersi kapalı, paraların nereye gittiğinin bilinmediği bir döneme gidiyoruz. Öncelik demiştiniz. Öncelik hangi yasalarda olmalıydı? Şimdi bir kriz döneminden geçiyoruz. Ekonomik kriz var. Düşünebiliyor musunuz? 10 milyondan fazla işsizin olduğu bir ülkeyiz biz. Evet. Yani biz dünyanın en sıkıntılı ülkelerinden bir tanesiyiz. İlave olarak pandemi de var. Yani hepimizi etkileyen, bütün dünyayı etkileyen bir pandemi var. Böyle bir ortamda yapılması gereken nedir? Bütçe yapıyorsanız ki bütçe mali politikanın en önemli araçlarından bir tanesidir. Yani piyasayı ona göre düzenlersiniz vatandaş. Bütçe sonuçta birilerinden alıp birilerine vermektir. Çok kısa tanımıyla. Yani bütçe kimden alacağınızı ve kime ne vereceğinizi gösteren bir kanun metni. Şimdi böyle bir yılda, bu kadar sıkıntının olduğu, bu kadar işsizin olduğu bir yılda kimden alırsınız? Varlıklıdan alır, dar gelirliye verirsiniz. Olmayana verirsiniz, işsize verirsiniz, değil mi? Sıkıntılı olana Evet. verirsiniz. Ve piyasayı hareketlendirecek yatırımlar yaparsınız. Yapılması gereken bu. Şimdi bakıyorum 2021'in bütçesine. Böyle değil. 2021'in 1 trilyon 346 milyarlık bir bütçesi var. Bu bütçe içerisinde bakın 400 milyara yakın sosyal güvenlik prim ödemeleriyle birlikte personel ödemesi var. Klasik her sene olduğu gibi 400 milyara yakın. 536 milyar cari transferler var. Yani devletin yıl içerisinde yapması gereken bazı harcamalar için 536 milyar ayrılmış. Faiz giderleri de 179-180 milyar. Yani 200 milyara yakın da faiz gideri var. Size 1 trilyon işte bütçe. 245 milyar da açık var bütçede. Şimdi böyle bir bütçe, bu kadar hassas bir bütçe. Öbür taraftan da bütçe gelirlerine bakıyorsunuz. Ağırlığı ÖTV'den ve KDV'den oluşan bir vergi gelirleri var. Yani vatandaştan toplanıyor. ÖTV dediğiniz vatandaştan toplanan vergidir. KDV dediğiniz öyle. Motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, harçlar, diğer vergiler. Biraz önce söylediğim gibi elektriği yaktığımız, suyu içtiğimiz anda vergi ödüyoruz. Bütün bunlardan alınan vergilerle biraz önce söylediğim o üç kaleme hizmet ediliyor. Böyle olmaz ki yani. Sıkıntılı olana, işsiz olana, darda olana hizmet eden bir bütçe olacak ve piyasayı canlandıracak bu bütçe. Ve yatırımları böyle bir dönemde hızlandıracaksınız. Evet. Maalesef buna hizmet eden bir bütçe değil. O anlamda maliye politikasının olumlu olarak kullanıldığını da göremiyorum ben bu bütçede. Şimdi milyonlarca çalışanı sevindirecek bir yasa teklifi var demiştik. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş hasta olmadığı halde karantinada olması gereken işçilerin de geçici iş görememezlik ödeneğinden faydalanması için bir kanun teklifi verdi. Hani bakıldığında bu ihaleler, bu paraların nereye gittiği vesaire mi ya da bu durum mu derseniz tıpkı da sizin dediğiniz gibi şu an dünyada konjonktürüne baktığımızda bunun çok daha büyük bir önem arz ettiğini görüyoruz. 10 milyon işsizimiz var. Peki bununla ilgili çalışmalar devam ediyor mu? En azından muhalefet cephesinde destek var mı diğer partilerden? Şöyle muhalefet cephesinde destek var gerçekten de mecliste olan partiler tarafından o destek veriliyor, verilecektir, ona da inanıyoruz, görüşüyoruz Bu da. çok güzel, evet. Ama şöyle yani karşımızda da böyle büyük bir kütlesel çoğunluk var. 600 milletvekilinin 300 şey 40'a yakını onlardan oluşuyor. Ve hiçbir şekilde bizimle uzlaşıp
Yani ortak bir yasa yapma çabası da yok maalesef. Ne geliyorsa saraydan onu kanunlaştırıyorlar. Şimdiye kadar hep öyle oldu maalesef. Ne getiriyorlarsa. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Meclisin açıldığı gün gelen kanun teklifi, ilk yapacağımız kanun bu bütçeyi, yani biraz önce konuştuğumuz bazı harcamaların nasıl yapıldığı ile ilgili karartmayı getiren kanun teklifi. Yani şimdi o kanun teklifinde şey yok. İşsiz için, köylü için, emekli için, esnaf için, çalışanlar için herhangi bir şey yok. Sıkıntıda olan, ekonomik krizi çözmeye yönelik herhangi bir şey yok. Ama getirdiğiniz yasayla, siz ilk günden getirdiğiniz yasayla harcamalarının nasıl yapıldığı ile ilgili karartma getiriyorsunuz. Bu bilinmesin, kamuoyu biz tarafından biliniyor, rahatsız oluyoruz diyorsunuz. Böyle bir anlayış olur mu? Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Bizi üzen bu. Vatandaşımızın görmesi, bilmesi gereken bu. Neden siz yaptığınız işin, harcamaların bilinmemesini istersiniz? Bir yolsuzluğunuz, hırsızlığınız, uğursuzluğunuz yoksa bilinsin. Ben vatandaş adına bunları harcıyorum, doğru da harcıyorum dersiniz. Bilinmesini istersiniz. Tam tersine mali saydamlığı savunursunuz, değil mi? Ama burada tam tersine tüm bu yapılan işlemlerin görünmemesini sağlamaya yönelik bir şey var, tasarruf. Ve daha ilk günden getiriyorsunuz bunu. Bu kanun teklifini daha meclis açıldığı gün getiriyorsunuz. İlk işiniz bu oluyor. Halbuki ilk işiniz vatandaş için iyi şeyler yapmak, ekonomik krizi çözmek. Bütün dünya vatandaşına destek veriyor, para veriyor. İlk defa biz yapmışız, IBAN numarası vermişiz, devlete yardım edin demişiz bir de vatandaşa. Yani böyle garip bir anlayış var. Bunlarla mücadele ediyoruz ve mecliste de bu konuda maalesef iktidar milletvekilleri bu sıkıntıyı, vatandaşın bu halini, halkın bu durumunu görmüyorlar. Sayın Kuşoğlu, dünyada baktığımızda şeffaflaşma sürecine gidiliyor, gidilmesi gerekiyor. Artık Avrupa'da birçok siyasi liderin de bisikletle yollarda olduğunu görüyoruz. Artık biraz daha toparlanma sürecine dünya giderken, özellikle Fransa'da yaşadık, emeklilik yaşı ile ilgili birkaç yüz euro için sokaklar birbirine girdi. Bizim vatandaşımız şu an ekonomik olarak ciddi anlamda darboğazda olduğu için mi? Yani bu çok ciddi bir yasa ve insanlar şu anda yani artık geçim derdindeyim deyip umursamıyor diyebilir miyiz? Ya da kamuoyuna yeterince anlatılmıyor mu? Yani özellikle mesela ben bizim programımızın dışında bununla ilgili çok fazla bir ses getirecek program göremiyorum. Hani vatandaş bunu bilse acaba tepkisi ne olur? Yani yasa Tabii. geçmeden önce bilsek biz bunları, vatandaş buna bir tepki verse, biz pandemiyle ekonomik krizle uğraşırken sizin şu anda işiniz bu mu dese, bir kamuoyu oluşturulsa nasıl olur? Olabilir miydi? Sonuçlar değişebilir Olur miydi? olması lazım tabii. Bütün bunlara tepki gösterilmesi şart. Ama bizim bir bilim insanları, sosyologlar toplumları kategorize ediyorlar. Farklı özellikleri var. Mesela bizim toplumumuzda esnek bir toplum aslında bazı konularla ilgili olarak. Ama bu esnekliği hemen göstermiyor. Çok sabırlı kalabiliyor. Daha sonra aşırı bir tepki verebiliyor. Böyle bir toplum. Yani sabrediyor, sonra aşırı bir tepki verebiliyor. Öyle bir toplumuz. Galiba hala bekliyor onun için tepki gösterme konusunda. Burada bahsettiğimiz tabii tepki de demokratik bir tepki. Yani sonuçta siz ne yapıyorsunuz? Neden bu yapılan işleri, harcamaları gizliyorsunuz'a yönelik bir tepki, demokratik bir tepkiden bahsediyoruz sonuçta. Bunların tabii halk tarafından bilinmemesi de söz konusu. Şimdi siz anlatıyorsunuz Halk TV olarak birkaç tane bize yakın, muhalefete yakın televizyon ve medya kuruluşu bunları anlatıyor ama halkın büyük bir kısmı bütün bunları görmüyor. Onlar biliyorsunuz bazı televizyonları izliyorlar. Oradaki haberleri de izlemiyorlar belki. Sadece dizilerle, filmlerle yetiniyorlar. Ya da gençlerin birçoğu da maalesef sadece sosyal medya ile ilgileniyor. Sosyal medyada bu konular ne kadar yer alıyorsa o kadarıyla bilgi sahibi oluyorlar. Bu konuda tabii bizim muhalefet partileri olarak daha fazla çalışmamız, daha fazla
halkı aydınlatmamız lazım ama medyayı da daha yoğun kullanmak lazım. Yalnız şöyle bir şey de var Eylül Hanım. Yani sadece siyasi partiler değil, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, medya, demokrasiler de çok önemlidir. Üniversiteler önemlidir. Hiçbir üniversite hocası da çıkıp birkaçı hariç seslerini duyurabilirlerse o da demiyor ki yani bu bütçe kanunundaki geri gidiş, demokrasideki geri gidiştir. Bu yanlıştır. Bunların düzelmesi lazım. Ya da bu yapılan bütçe yanlış bir bütçe. Bununla ilgili üniversitelerin, maliye bölümlerinin bunların çıkıp konuşması lazım. Ekonomi bölümlerinin, oradaki hocalarımızın daha iyi anlatması lazım. Bunların kamuoyuna mal olması lazım. Hep beraber bu görevi yerine getireceğiz. Hep beraber toplumumuzu aydınlatacağız ki bu farkındalığı yaratalım ve insanlar demokratik tepkilerini gösterebilsinler. Sayın Çok Kuşoğlu, önemli bir soru sordunuz tabii. evet Sayın Kuşoğlu sormak istiyorum. Şimdi üniversite hocalarımız, profesörler, ekonomistler yeterince dile getiremedi. Halk yeterince tepki veremedi. Medya yeterince yer veremedi. Bunların hepsini bir kenara koyuyoruz, meclise gidiyoruz. Bir tahayyül edelim. Oradasınız. Tabii ki birçok partiyle birlikte çalışıyorsunuz. Yani illa onların işte iktidarda olması, sizin muhalefet olmanız, arkadaşlıklar da var, konuşmalar da var. Samimiyetimle soruyorum. Sorduğunuzda yani bu yasa hakikaten hak mıdır? Bu paranın nereye gittiğini bilmemek için işte oy kullanan muhakkak ki vardır diğer partilerden arkadaşlarınız da. Ne cevap alıyorsunuz? Ben insani olarak bunu da merak ediyorum. Yani size bunu savunabiliyorlar mı? Çünkü bir insan dediğiniz gibi haklı yoldan bir parayı kazanıyorsa aylık 2, 3, 5 neyse bir asgari ücret geliri varsa ki bunu saymıyorum devletten gelen bir gelir bu. Sorulduğunda bu parayı geçen ay ne yaptın dendiğinde yüzü ak olan bir insan bunu tek tek şuraya harcadım, buraya harcadım, bunu yaptım, şu kadar borcum var diyebilir. Size cevap veriliyor mu ya da nasıl bir cevap veriliyor? Şimdi bunu resmi sorduğumuz zaman resmi cevaplar alıyoruz. Tabii detayına girmiyorlar mümkün olduğu kadar. Detayını vermiyorlar. Şimdi meclis adına ya da millet adına görev yapmakta olan bir Sayıştay var. Bütün dünyada olduğu gibi. Bizde de Sayıştay var. 6085 sayılı bir kanun var. Buna göre yetkileri kısıtlandı aslında Sayıştay'ın. Daha önce çıkan ilk çıkan kanun daha iyiydi. Orada da olumsuza doğru bir gidiş söz konusu. Maalesef. Sayıştay tarafından yapılan denetimler var. Yani bu kamu kuruluşlarında bakanların ya da oradaki bürokratların yaptıkları harcamaları millet adına, meclis adına denetliyorlar. Sayıştay denetçilerinin yaptığı raporlar, yazdığı raporlar gayet güzel, başarılı çalışmalar. Çok iyi yetişmiş denetçiler aslında Sayıştay denetçileri. Fakat daha sonra bunlar Sayıştay Kurumu tarafından meclise gönderilecek raporlara dönüştürüldüğünde epey bir kırpılıyor. Çünkü orada siyasi mülahazalarla gelmiş kişiler de var. İşte belli kaygılarla maalesef raporları daha da böyle sansürlüyorlar, öyle gönderiyorlar. Yani denetçi raporuyla Sayıştay raporu arasında bir farklılık oluşuyor. Biz de mecliste bütün bunları soruyoruz, kendilerine hesap vermelerini istiyoruz bakanlardan, bürokratlardan. Fakat mesela bu sene, bugün başlıyor Sayın Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcısı gelecek, bütçeyi sunacak. Daha sonra biz de eleştirilerimize başlayacağız önümüzdeki günlerde. Bir ay sürecek bu plan ve bütçe komisyonunda bu maraton. Yalnız şöyle bir durum var. Hem 2021 bütçesini yapacağız. Diyeceğiz ki sen buraya bu parayı neden koydun? Niçin koydun? Neden yatırımlara biraz daha fazla para ayırmadın? Neden burada şu kalem için daha fazla para koydun da mesela eğitim için daha az koydun? Sağlık için biraz daha fazla para ayır, masa sandalye almaya ayırma da şuna ayır diyeceğiz tabii. Bütün bunları söylemeye gayret edeceğiz. Ama şöyle bir durum da var. 2019'un da hesabını aynı zamanda soracağız. Sen 2019'da 1 trilyon lira yeni parayla harcamışsın. Bunu neden buraya harcadın? Bak usulüne göre harcamamışsın. Usulsüzlükler yapmışsın diyeceğiz Sayıştay raporlarına göre. Yani ikisini bir arada yapacağız. Aynı günde. Düşünebiliyor musunuz? Mesela bir milletvekili olarak
benim 10 dakika konuşma hakkım var. 10 dakika. 10 dakika içerisinde bunu yapacağım. Ya da diğer milletvekilleri 5 dakika içerisinde yapacaklar konuşmalarını. Böyle kısıtlı bir süre. Sayıştay raporlarının çok etkili olması gerekiyor dolayısıyla. Kısıtlı bir süre içerisinde hem 2019'un hesabını sormak, hem 2021'in bütçesini doğrulatmak, yapmak tabii ki takdir edersiniz sıkıntılı. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan ayrı bir kesin hesap komisyonu kurulmasını ve yapılan harcamaların yani 2019 yılı denetiminin, geçmiş yıllar denetiminin ayrı bir komisyon tarafından yapılmasını istiyoruz. Ve başına da bir muhalefetten bir milletvekili gelsin, daha da rahat hesap sorulabilsin istiyoruz. Evet. Mesela bu iktidar bunu tam tersine yapıyor. Mümkün olduğunca bu hesap sorulmasın diye uğraşırken biz de tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi olarak hesap sorulsun, hatta komisyon kuralım, ayrı bir komisyon ve başında da muhalefetten birisi olsun diyoruz. Yani biz şeffaflığı savunurken, kendimize güvenirken onlar yolsuzluğu savunuyor. Tam tersine bütün bunlar kapatılsın istiyorlar. Aslında bu komisyon kurulsa biz de vatandaşlar olarak o paraların nereye gittiğini kalem kalem öğreneceğiz. Ne kadar bütçe ayrıldı, Tabii. benim param nereye gitti diye en Nereye azından gitti, nereye soracağız. harcandı, neden oraya harcandı da bu tarafa harcanmadı, neden bana verilmiyor? Tabii. Yani bugün bir emekli sorabiliyor mu bana neden daha fazla para verilmiyor? Hangi kalemlere gitmiş acaba kendisine verilmesi gereken para? Bunun Evet. hesabını sorabiliyor mu? Doğru. Bunları sormak lazım. Onun için bütün bunları biliyor olmak lazım. Bunları biliyor olmak için de medyanın, üniversitelerimizin, meslek kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve tabii ki biz milletvekillerinin çok daha fazla çalışması, uğraşması, bunları topluma anlatması lazım. Evet. Kamuoyu oluşturması lazım. Bu hassasiyeti, bütçe konusundaki, bütçe hakkı konusundaki hassasiyeti toplumun göstermesini sağlayabilmemiz lazım. En önemli konu bu. Yani Türkiye'nin bugün bütçe meclise sunuldu ve ilk takdimi yapılacak, ilk toplantısı yapılacak. Türkiye'nin en önemli konusu bu. Bütün yıl çekeceğimiz sıkıntıların en önemli çözüm yeri bu. Başlangıç noktası. Evet. Ama maalesef o kadar gözden kaçırılıyor ki. Bizim bir devlet geleneğimiz var. 100 yıldır bütçeler sunulduğu zaman Eylül Hanım, Maliye Bakanları ya da Başbakanlar geçmişte açıklama yaparlardı. Şöyle bir bütçe getirdik. Bu bütçe iyi bir bütçedir. Emekliye şunu veriyoruz, köylüye, çiftçiye, çalışana şunları veriyoruz diye anlatır. Evet. Tek tek anlatılırdı. 100 yıldır bu yapıldı. Bu sene ne oldu biliyor musunuz? Bütçe güya meclise sunuldu. Ne Maliye Bakanı, ne Cumhurbaşkanı, ne Cumhurbaşkanı yardımcısı, hiç kimse bütçeyle ilgili bilgi vermedi Evet. topluma. Medyanın önüne çıkıp da bu böyledir, sorularınız Evet. varsa onu da alalım demedi. Bir devlet geleneğini, bir devlet hassasiyetini yok ediyorlar. Evet. Sayın Kuşoğlu, çok güzel bilgiler verdiniz efendim. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Süremizin maalesef sonuna geldik. Diliyorum ki bu devlet geleneği önümüzdeki yıllarda devam eder ve biz de hakikaten bizden alınan vergilerin nereye gittiğini bir şekilde vatandaş olarak öğrenir ve hesap sorabiliriz. O günlere geliriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza Ben çok katıldığınız için. teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Evet değerli izleyenler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu ve aynı zamanda Ankara Milletvekili yayınımızdaydı. Şimdi